Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Türkiye'ye 100'den fazla sağlık uzmanı ve tıbbi yardım gönderildi. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı: 100'den fazla Birleşik Krallık tıp uzmanı, depremzedelere acil tıbbi yardım sağlıyor. Kraliyet Hava Kuvvetleri ve İngiliz Ordusu, müdahaleyi desteklemek için müttefikler ve ortaklarla birlikte çalışıyor. 100'den fazla tıp uzmanı, hava destek ekibi aracılığıyla Türkiye'deki depremzedelere acil tıbbi yardım sağlıyor. İsrail Hava Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre İsrail Savunma Bakanlığı ve İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Zeytin Dalları heyeti, 7 Şubat'ta İsrail Hava Kuvvetleri uçağıyla Nevatim Hava Üssü'nden kalkarak depremlerin meydana geldiği bölgeye yakın noktadaki Adana Havaalanı'na iniş yapmıştı. Ardından da araçlarla yıkımın olduğu bölgelere geçiş yapmışlardı. Yapılan açıklamada, İsrail Silahlı Kuvvetleri, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Zeytin Dalları heyeti, bu akşam Hava Kuvvetleri uçaklarıyla Nevatim Hava Üssü'nden Türkiye'de depremlerin meydana geldiği yıkım merkezine doğru yola çıkacak. İnişin ardından heyet, kurtarma ve yardım görevine olay yerinde başlayacak ifadelerinde bulunulmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı A-400M nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başlamıştı. 17 uçak tarafından Gaziantep ve Adana'ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı, arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinden 18 ekip, 302 personel, 1 sahil güvenlik korveti, 2 helikopter Hatay ve İskenderun bölgelerine görevlendirilmişti.